Ateş. Hemen konuşmamız lazım. Şurada şekerleme yapıyoruz, görmüyor musunuz? Doktor, nereden çıktı bu keşif cerrahisi? 13 Kasım 1886'da Lancet dergisinden. Orada uzun uzun bahsediliyor. Keşif cerrahisinin faydalarından, aslında tıpta devrim gibi bir şey. Diğer teknikler, testler tanı için yeterli olmayınca içeride bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyorsun. Giriyorsun, bakıyorsun. Buradaki herkes keşif cerrahisinin ne olduğunu çok iyi biliyor Ateş. O zaman ne bu şiddet bu Celal? Doktor, adamın da gerçekten hasta olduğundan emin değilsin. Karısı. Ne? Ateş yapma lütfen. Böyle bir sorumluluğu senin üstüne yükleyemezsin. Bir kere senin benim tarafımda olman gerekiyor. Aa, o niye? Çünkü sen oğlan tarafısın. Hayır efendim, ben kimsenin tarafı değilim. Ben görevim gereği hastamın yanındayım. O zaman şöyle diyelim mi? Eski karım beni, yani eski kocasını, yeni kocasının hasta olduğuna dair ikna etti. Eski karım yeni kocasını, eski kocasının yeni kocasını keşif cerrahisi yapması konusunda ikna ederse ortada sorun yok demektir. Ne eski kocası için ne yeni kocası için. Ama kimseyi zorla masaya yatırıp herhalde kesecek değiliz. Selin gel. Tam zamanında geldi. Bir şey mi var? Aslında ben de size bir haber getirdim. Metin beklediğimiz cerrahi müdahaleye onay verdi. Bir sorun mu var? Yok. Yok canım, tam tersi. Hiçbir sorun yok. Değil mi arkadaşlar? İyi. Tamam o zaman, ben Metin'in yanında odadayım. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Eski karım diye demiyorum. Bomba gibi bir avukat.